Hadi anlatacağım Polat. Anlatacağım Zülfikar. Anlatacağım. Şu ana kadar şartların hazır olmasını bekledim. Ne şartıymış o? Çayın demlenme şartı. Ya Fusat, sen de sanki memleketten toplayıp getirdin ha. Ne vardı bu kadar bekletecek? İçince anlarsın Zülfikar ha. Oo. Abayat mübarek. Babamın vasiyeti işte buydu arkadaşlar. Babam bize birlik olmamızı söylüyor. Biz zaten hep bir değil miyiz? Bu birliğimizi 7 kıtaya yaymak yeni hedefimiz. Bu büyük teşkilat ister abi. Şunun şurasında kaç kişiyiz? Siyah Sancak bunun için var. Evet. Siyah sancağı bu amaçla kurduk. Ama sancağı tutan eller tüten ocaklarda yetişti. Nasıl yani abi? Çok eski bir teşkilattan bahsediyorum. Siyah sancağı kurunca bu teşkilatın bir kanadını harekete geçirdik. Bununla dünyanın farklı yerlerinde faaliyete geçmeyi bekleyen 50 küsur ocağı uyandırmış olduk. Neyi beklemişler bunca zaman Can Polat? Ocaklar kendilerini bir araya getirecek iradeyi beklediler. Piramit operasyonuyla da siz bu iradeyi ortaya koydunuz. Operasyonla sömürgeci hanedanlara mesajımızı ulaştırmıştık. Şimdiki mesajımızı ocaklara ulaştıracağız. Misyonumuz hanedanları yok etmek. Vizyonumuz yeni bir hanedan kurmak. Sen bunların en azılısını devirmedin mi Can Polat? Amon'un tahtını sarstığımız doğru. Ama arkasından daha büyük bir güç çıktı. Uzantılarıyla tüm dünyayı yöneten Britanya hanedanı. Robert Albert Stone. Gel. Gel Juliet. Emniyet Ulağı'yla konuştum. Birazdan burada olacak. Ben de Robert Albert Stone'la konuştum. 2015 yılında İstanbul'a teşrif edeceğini söyledi. Sir Albert Stone İstanbul'a mı geliyor? Evet. Peki bu ziyaretin 2015'te açılacak sandıkla bir ilgisi var mı? Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Sir Stone gelinceye kadar yapacaklarımızla bu ziyareti daha anlamlı bir hale getirebiliriz. Polat Alemdar ve ekibini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Evet. Böylelikle Ra Hanedanı'na karşı son kalede düşmüş olacak. Her şey planladığımız gibi gitmeli Juliet. Bunun için her şeyi yapmaya hazırım. Sen zaten vazifeni yerine getirdin. Sagir için planladığınız neyse ben üstlenebilirim. Hayır, çok riskli. Biz böyle işler için kendi adamlarımızı harcamayız. Peki nasıl isterseniz. Ya Can Polat, öyle bir anlattın ki, dersin bu Kerbela'yı da Robert Zimbert Stone planladı. Tuttu Yezid'in kulağına fısıldadı.
Dünyadaki zulmün sebebi iktidar hırsıdır Zülfikar Ağa. Yezid'in de Stone'un da kulağını fısıldayan aslında aynı şeyi söylüyor. Biz piramit operasyonuyla hanedanlara gözdağı verirken mazlum halklara da ümit verdik. Topraklarımız adeta dünyanın sığınağı haline geldi. Zülfikar Ağa, geçmişte nasıl ki Hazreti Hüseyin zulme karşı durmak için akıbetini bile bile Küfe'ye yürüdüyse, biz de bugün sömürge düzenine karşı yürümek zorundayız. Ve burası son kale. Biz bugün yolumuzdan dönersek, yarın yola çıkacak kimse kalmayacak. Ne yapıyoruz Can Polat'ım? Söyle, nedir vazifemiz? Sokaklardan holdinglere kadar her alana hakim olacağız. Pusat, İstanbul sefirliğini almak için uğraşacaksın. Cahit seni konseyde destekleyecek. Sokaklarda da Settar'dan destek alacaksın. Şu eski davayı da unut artık. Settar size lazım. Eyvallah Can Polat'ım. Kendi ülkemizdeki hanedan uzantılarını da avucumuzun içine alacağız. Fehmi Kuzuzade ilginç bir dönüşüm geçiriyor abi. Acılı bir babadan acımasız bir mafya babasına dönüştü. Kuzuzadelerle ilgili bilmediğin şeyler var Cahit. Bu meseleyi ayrıca konuşacağız. Abi bana müsaade edeceksin. Bu tilkinin hakkından ben geleceğim. Hem altınlarla da mazlumlara hayrımız dokunmuş olur. Tilkinin peşine düşmek için henüz erken. Ama takipte olacağız. Altınları elinden çıkarmak isteyecektir. Sınırdan yüklü miktarda silah ya da uyuşturucu girişinden haberdar olur muyuz Zülfikar Ağa? Oluruz evelallah. En önemlisi, boynumuza asılmaya çalışılan terörist yaftasından kurtulmak. Sözde delilleri bertaraf etmek için her koldan çalışmalıyız. Teröre destek verdiğimizde delil olarak lanse edilen paranın izini bulmaya çalışıyoruz. En acil meselemiz bu Akif. Para Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki komisyona teslim edilirse yapacak bir şey kalmaz. Polat Alemdar için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde komisyon hazırlandı. Delilleri bir an önce yerine ulaştırmalıyız. Sizden güzel haber gelinceye kadar paraları güvenli bir yerde sakladım. Yarın kriminal incelemeden sonra naklini gerçekleştiririz. Basın mensubu arkadaşlarımızı da çağırıp güzel bir şov yapalım. Kamuoyu Polat Alemdar'ın terörist olması konusunda henüz ikna edilemedi. Polat kaçmayı bu sayede başarabildi. Ama kaçak hayatı fazla uzun sürmeyecek. Onu gizlendiği yerden nasıl çıkaracağımı iyi biliyorum. Siz önce şu evrak işlerini halledin. Parayı ortadan kaldırmak yetmez Akif. Hiç var olmamış gibi yapmamız lazım. Zülfikar Ağa ile Settar Ağa arasında operasyon yapıldığını kimse anlamamalı. Anladım abi. Arif'ten haber alır almaz harekete geçeceğiz. Ama operasyonumuz başarılı olsa bile meseleyi saptırma yoluna gideceklerdir. Bu defa bizim sonucu kesin bir şekilde belgelememiz lazım. Leyla sana bu konuda yardımcı olabilir. Operasyonun ayrıntılarını KGT'de konuşuruz. Erhan abi, Zülfikar Ağa ile Settar Ağa arasındaki sorunu kesin çözmem lazım. Çözülür Pusat'cığım, çözülür. Hayırlısıyla şu terör davasını bertaraf edebilirsek, yurt dışı operasyonlar için hazırlıklara başlayabiliriz. Ocakları harekete geçirdiğimizde taşlar yerinden oynayacaktır. Bütün bu coğrafyadaki
sömürülen halklarla birlikte hanedanların tahtlarını yerle bir edeceğiz. Seninle özel görüşmek istedim Cahit. Mesele Safiye. Safiye tehlikede mi abi? Sandığımdan da büyük bir tehlikenin içinde. Kozmik Oda'da tapınakçılarla ilgili bazı bilgilere rastladım. Tapınakçılar hanedan uzantılarından asla ellerini çekmiyorlar. Bu şimdi izah edemeyeceğim tuhaf bazı ritüellerle alakalıydı. Orada fark ettim ki ben ne yaparsam yapayım, soyadı Karahanlı olduğu sürece Safiye tapınakçıların hedefinde olacak.
Benim yapabileceğim bir şey var mı abi? Evet. Var Cahit. Beyler. Hadi gelin. Nedir bunlar abi? Lyon üssüne hoş geldiniz. Bunu nereden aldın abi? Diğer bilgileri aldığın yerden. Baskına mı gidiyoruz abi? Evet. Ra'ya ulaştırmamız gereken bir mesaj var. Düşündüm ki Amon'a söylediklerimizi Ra'nın da duyma zamanı geldi. Burada mı doyuracağız karnımızı? Beğenemediniz mi? Yo, ben çok beğendim. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Biz açız kardeşim. Ne varsa getir. Yalnız bizde yiyecek olarak sadece meze türü şeyler var. Sen hepsinden getir kardeşim. Bolca ekmek de getir. İçecek bir şeyler de ver. Tamam. Bunlar da kim böyle? Abi bilmiyorum. Yiyecek falan istediler işte. Tamam.
Biz artık İstanbul'u muyuz abi? Daha değil. Ne var aklında? Bize sağlam bir mekan ve sağlam adamlar lazım. Nereden başlayacağız? Sen önce yemeğini bitir. Hesabınız efendim. Ne bu? Hesabınız efendim. Daha yemekleri bitmedi, görmüyor musun? İsterseniz hepsini paket yaptıralım biz, evde devam edersiniz. Ulan seni bir paket yapar mı şimdi? Sen aklınca bizi buradan kovmaya mı çalışıyorsun? Patronun evi, lütfen. Buyurun. Hesaba bak. Sen çağır şu patronu da bir pazarlık yapalım. Patron gelemez efendim. Gelir gelir. Sen benim çağırdığımı söyle. Efendim hesap da sorun değil. Lütfen dışarı alalım. Bu sefer bizden olsun. Sen kimsin de bana yemek ısmarlıyorsun lan? Çağır şu patronunu. Pazarlık yapacağım. Ne oluyor? Patronu istiyorlar. Tamam. Ben patronun oğluyum beyler. Sorun çıkarmayın. Dışarı alalım sizi. Çağır. Dur, sakın bir şey yapma. Şimdi seninle bir pazarlık yapacağız patron. Ben şimdi bu hesabı ödeyeceğim. Beni kazıkladın. Bu hesap çok fazla. O yüzden seninle artık ortak olacağız. Ortak mı? Bak, seni de hepten kapının önüne koymuyorum. Teklifimi iyi düşün. Tamam, tamam. Bir şey yapma. Hepiniz duydunuz. Artık ortağız. Ben payımı alırım. Adamlarım da istedikleri gibi karnını doyurur. Bizi de arayan soran olursa yerimiz belli olur. Kazık atmaya veya tuzak kurmaya kalkarsan önce oğlumu sonra da seni vururum. Söz ağızdan bir kere çıkar. Aha, tamam. Tamam.
Efendim, kötü bir haberim var. Lyon üssümüz saldırıya uğradı. Nasıl olur? Polat Alemdar ve ekibi üsse saldırmış. Bana hemen komutanı bul. Kendisine ulaşamıyoruz. Ne demek ulaşamıyoruz? Maalesef efendim, çatışmadan kurtulan olmamış. Efendim, teknik birimimiz bir mesaja ulaşmış. Duydum ki eski alışkanlığınla yine ülkeme göz dikmişsin. Sadece bu topraklarda değil, sömürdüğün bütün topraklarda artık sana rahat yok. Amon'la başlattığım savaşta beni tanımışsındır. Şimdi sıra sende Ra. Sadece bu topraklarda değil, sömürdüğün bütün topraklarda artık sana rahat yok. Amon'la başlattığım savaşta beni tanımışsındır. Şimdi sıra sende Ra. Hoş geldin Martin. Hoş bulmak isterdim. Bunun için birkaç gün beklemen gerekiyor. Unutulmayacak bir operasyon hazırlıyorum. Dünkü operasyon da unutulacak gibi değildi Brandon. Leon'un dün verdiği kayıp geçmişteki operasyonlardan fazla. Eskisi gibi değil Martin. Bu topraklarda hüküm sürmenin bir bedeli var artık. Polat Alemdar'ı bu hale getiren sensin Brandon. Daha başından onu ortadan kaldırabilirdin. Kaç defa daha anlatmam gerekiyor? Onu ortadan kaldırmak yetmez. Öyle bir şey yapmalıyız ki bir daha kimse hanedana baş kaldırmayı aklının ucundan bile geçirmesin. Peki bu konuda sana başarılar. Buraya kadar bunları söylemek için mi geldin? Hayır, sana yardım etmeye geldim. Bize silah satacak adamı buldun mu? Birkaç tüccarla konuştum. Bazıları riskli gördü. Sadece bir tanesi kabul etti. Kimmiş? Bay Zaharias. Zaharias. Yaşlı kurt. Bir an önce görüşelim. Odama gel. Buyurun efendim. Polat Alemdar'a ait olan paraları kriminal incelemeye götürmek için harekete geçiyoruz. Tamam efendim. Bu sefer hata istemiyorum. Paraların emniyeti için ne gerekiyorsa yapın. Başlasın efendim. Uçurumun kenarındayım hazır. Bir dilber kalasının burcunda muhteşem belaya hazır. Toprakların boşluğun avucunda. Koca yar adım çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum senden.
Şunu da girsene. Arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizi yeniden görmek çok güzel. Ben o lafını bilmez. Settar denilen adamın ayağına nasıl gideceğim pusatım? Bana da kolay değil Zülfikar ağa. Ama Polat abi kesin konuştu. Sen de duydun. Duydum. Duydum da duymaz olaydım. Zülfikar ağa, biz Settar için değil, biz abi için gidiyoruz. Zaten Can Polat'ım söylemese, öldürseler gider miyim pusatım? Tamam da, artık gerisini dert etme. Bu bizim vazifemiz Zülfikar ağa. Üstümüze düşeni yapacağız. Yapacağız. Leyla dava için delil toplamaya çalışıyor. Onun elini güçlendirecek deliller bulmamız lazım. Ben Talha'ya bir dosya hazırlatıyorum. Hoca da bu mevzu üzerinde çalışıyor. Sen Sagir'e yapılan operasyonda Sagir'in emniyet ulağıyla bağlantısının tespit edilebileceğini söylemiştin. Elimizdeki mobese görüntüleriyle bu işbirliğini delillendirebiliriz. Zülfikar'dan haber var mı Erhan? Henüz yok abi. Akif nerede? Şşt dur. Akif. Hoş geldiniz. Size çok önemli bir haberim var. Emniyetten haber geldi. Paralar emniyetten çıkacakmış. Nereye götürüyorlar? Delil tespiti için kriminal polis laboratuvarına götürülecekmiş. O paraları analize girmeden alacağız. Neden yapıyorsun Raskol? Raskol ben ölmek üzereyken ortaya çıkmıştı. Tekrar bana görünmesini istiyorum. Doktor Raskol'ünü geri getireceğini söylemedi mi? Doktor benim Raskol'un olduğumu zannediyor. Saçmalık. Ben kendimi tedavi ederim. Bunun içinde neden kurşun yok Dimitri? Belki Raskol'un çıkarmıştır. Seni her zaman korur biliyorsun. Dua et ki ateş eden benim. Raskol'un olsa seni öldürürdü.
tabancayı düzenli kontrol et Dimitri. Senin yüzünden tedavi işe yaramıyor. Olur Eskoy. Kontrol ederim. Artık senin için yol açılıyor Baltazar. Bıraksaydınız ben pusatı ezip yolumu açacaktım. Anlamıyorsun. Bizden izin almadan pusatın işini bitirseydin... ...bundan sonraki aşamada ben senin arkanda duramazdım. Sonraki aşama nedir? Kurulan konsey adına İstanbul'un işlerini birinin takip etmesi gerek. Yani sefirlik mi? Her şeyi açık açık konuşmak için daha çok erken Baltazar. Ama sen bundan sonra attığın her adıma dikkat edeceksin. Ve pusata bulaşmayacaksın. O rahat durmazsa? Biz varız. Bundan sonra yapacağı her hareket sana değil, bize yapılmış sayılır. Emniyetteki adamımızdan sinyal aldık mı? Evet, para yüklü araç yola çıkmış. Kardeşim ya, çok susadım. Suyundan mı yudum alabilir miyim? Tabii kardeşim. Sağ müsait mi? Bir bakabilir misin? Tabii abi. Geç geç. Sağ ol birader. Eyvallah, afiyet olsun. Araç otobanda ilerliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Her şey tamamsa Akif'le irtibata geçelim. Akif. Efendim Aynur. Araç yola çıktı. Adamımız içeride. Sizin olduğunuz bölgeye doğru geliyorlar. Anlaşıldı. Yerimizi alıyoruz. Buraya doğru geliyorlar. Konsey üyeleri hakkında karar verirken tahminimden daha yavaş hareket ediyorsun Fehmi. Herkes niyetimi öğrendiğine göre artık acele etmeme gerek olmadığını düşünüyorum. Bu işin uzaması başka söylentilere yol açabilir. Senin güçlü bir konsey kurmanı istemeyen çok kişi var. Aslında bu süreç onları da tanımama yardımcı oluyor Cahit. Ayrıca konsey kurulmadan önce diğer hazırlıklarımızı da tamamlamamız lazım. Hakkı, İstanbul'da bizim elimiz ayağımız olacak gençlerden kim var? Şu anda bunu layıkıyla yapacak olan Baltazar var. Tabii bir de pusat geliyor akla. Ama o çok söz dinleyen, itaat eden biri değil. Bize sıkıntı çıkarabilir. Sen ne düşünüyorsun Cahit? Hakkı'nın söylediği isimleri ben de makul buluyorum. Ancak değerlendirme yaparken kimin söz dinleyeceğine değil... ...kimin daha iyi iş yapacağına bakmak gerekir.
küçük söz dinlemiyorsa bu onun hatası değil, büyüğünün zaafıdır. İstanbul sefiri konseyin küçük çaplı işlerinin yürümesi için çok önemli bir noktada olacak. Bu yüzden koltuğa sorun çıkarmayacak birinin oturmasını istiyorum. Sorun çıkarmayacak, söz dinleyecek birini istiyorsun. Ama bugün senin sözünü dinleyenin, yarın başkasının sözünü dinleyip dinlemeyeceğini bilemezsin. Efendim, hükmü verecek olan sizsiniz. Ama bu görev için benim aklımdan geçen isim Baltazar'dır. Benim de sefir adayım Pusat. Madem öyle, o zaman görevi biz vermeyelim. Kendileri alsın. Güçlü olan kazansın. Hayırdır? Abi çok yorgun hissettim birden. Vallahi gözlerim kapanıyor abi. Klimadandır. Sıcaktan mı içtin? Vallahi bilmiyorum. Kestir istersen biraz. Niye durduk? Bilmiyorum efendim. İnin bir bakın ne oluyor? Ya kardeşim ne duruyorsun burada ya? Arıza yaptı abi. Hadi beyler, çabuk çabuk çabuk. Bir sıkıntı var mı? Bir sorun yok. Ne oluyor kardeşim? Niye durdun? Abi kompresör arızalandı. Ne olduğunu anlamadım. Fren boşaldı abi. Allah Allah. Acelemiz var kardeşim. Abi kompresör hava basmadan ben hayatta şuradan şuraya gidemem. Çattık ya. Ne kadar sürer? İşte büyük bir arızası yoksa bir 5 dakika falan sürer. Siz ıslanmayın abi. Geçin şöyle. Vallahi ben hallederim. Bir 5 dakika verin bana. Acele edin. Ne oldu? Kompresörü arızalanmış komiserim. İyi. 5 dakika beklememiz lazımmış. Öndeki araçla iletişime geçin. Emredersiniz. Biz 5 dakika daha buradayız. Fazla zamanımız kalmadı Akif. Daha fazla oyalayamıyorum. Tamam. Biraz daha idare et. Vaktimiz kalmadı. Çabuk acele edin. Hadi beyler hadi. Çabuk çıkın. Arkadaki aracı onları beklediğinizi söylersiniz. Tamam. İyi çıkardın. Eyvallah. Thank you.
Efendim Akif. Efendim, operasyonu başarıyla tamamladık. Paralar değiştirildi. Tamam Akif. Tamamdır. Elinize sağlık. Sonunda yırttık bu işte. Senin yüzün de bir gülsün be bacım. Allah bizi ne büyük bir dertten kurtardı. Elinize sağlık. Bu okulların hepsi birbirinden güzel. Ama durumu biliyorsun. Elif Nazif anneyi bırakmak istemiyor. Anlıyorum. Başka bir çare bulacağız öyleyse. Sen ne iyi bir dostsun Martin. Londra'daki bağış gecesine katılacak mısın? Çok isterdim. Ama şu durumda mümkün olmadığını biliyorsun. Henry boş durmamış. Vakfımızın tanıtımını yapmış. Geceye çok büyük katılım bekleniyor. Sen profesyonelce bulmayabilirsin ama yeğenin bu haldeyken diğer çocuklara vakit ayırmak. Bilemiyorum. Zaten şu anda vakıf bensiz de çok iyi idare ediyor. Seni çok iyi anlıyorum. Elbette önceliklerin var. Hem profesyonellik duygularını görmezden gelmek olmamalı. Her ne yapacaksan bunu kendin olarak yapmalısın. Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum Martin. Seninle konuşmak bana çok iyi geliyor. Bana vakit ayırdığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Senin dostluğun da benim için çok değerli Safiye. Seninle özel görüşmek istedim Cahit. Mesele Safiye. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bağış gecesi için acele karar verme. Daha çok vaktimiz var. Hem belki de Henry bize ulaşım konusunda pratik çözümler sunabilir. Biliyorsun. İzninle. Alo Safiye. Efendim Cahit. Nasılsın? İyiyim. Sen iyi misin? Evet. Benim seninle görüşmem gerekiyor Safiye. Tamam, görüşelim. Neredesin? Ben yanına geleyim. Ben şu an Martin'leyim. Akşam görüşsek olur mu? Olur. 8'de buluşalım. Tamam, akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kalkalım istersen. Evet, iyi olur aslında. Thank you.
Senin ne işin var burada? Savcı Bey'in bilgisi var. Delil tespitinde ben de iştirak edeceğim. Olmaz öyle şey. Kamerayı çalıştır. Bütün delilleri kayda al. Delil olarak sunduğunuz paralar bunlar. İsnat etmeye çalıştığınız suç tamamen asılsız. Bu mümkün değil. Bütün gerçekler yakında gün ışığına çıkacak. Kaydedilen görüntülerin bir kopyasını ben de istiyorum. Tamam savcı hanım. Görüştük Martin. Seninle konuşmak bana çok iyi geliyor. Bunu sık sık yapmalıyız. Bir dahaki yemek senden. Durun! Ya durun, ne yapıyorsunuz? Durun! Ya bırakın! Altınları bu gölün altında saklıyorsun herhalde. Tilki Andre. Evet Zaharias'ım. Bu balık birini yuttu. Benim malımı alanı yaşatmam. Neden eldiven giyiyorsun? Silah tüccarları parmak izi bırakmayı sevmez tilki. Korkma, temiz bir iş olacak. O zaman gecikmeden iş konuşalım. İstediğim silahların listesi. Senden füze başlıkları ve ağır silahlar istiyorum. Nereye gidecek bunlar? Seni ilgilendiriyor mu? Elbette. Yoksa bundan sonraki müşterimin kim olacağını nasıl öğreneceksin? Sebep. Bak, ben önce bir ülkenin teröristine, muhalif güçlerine gider, 5 liralık silahı 1 liraya satarım. Sonra o silahlar patlamaya başlar. Ortalık şenlenir. Ben de bu kez onları bastırmaya çalışan devlete ya da karşısındaki güçlere giderim. Yine silahı ben satarım. Ama bu kez 5 liralık silahı 10 liraya, 15 liraya. Sonra o silahlar da patlamaya başlar. Ortalık iyice toz duman olur. Bu kez bu savaşın kendisine sıçramasından korkan komşulara gider. Onlarda şu kadar füze var. Sizde niye daha fazlası olmasın derim. Hepsinden fazla fiyata, hepsinden fazla silahı da onlara satarım. Savaş çıkar. Silahlar tükenir. Yeni silahlara ihtiyaç duyulur. Yine
ben devreye girerim. Bu yüzden tilki, bu silahların kime gittiğini bilmem önemli. Suriye rejimine gidecek. Dostluğumuzu pekiştireceğiz. Benim için problem yok. Orta Doğu her zaman açık ve geniş bir pazar. Peki ne zaman hazırlayabilirsin silahları? Benim işimin en önemli kuralı her zaman hazır olmaktır tilki. Malum, savaş beklemez. O zaman silahlarla altınları takas edeceğimiz yeri ve zamanı söyle. Şöyle yapacağız. Sen altınları benim istediğim yere göndereceksin. Ben de silahları senin istediğin yere göndereceğim. Silahı benim alıp teslim etmem önemli. Benim gönderdiğimi bilmeleri gerek. Bu iş Türkiye'de olmaz. Silahları buraya sokamam. Deniz yoluyla Suriye'de limana getir. Oradan da istediğin yerden yine sana teslim ederim. Altınlar da gölün dibinde. Ne zaman silahlar limana yanaşırsa ben de altınları senin gemine yükletirim. Anlaştık. Ama aksilik olmasın. Unutma tilki. Herkes ölecek. Sonunda dünya silah tüccarlarına kalacak. Niye biliyor musun? Çünkü savaşın tek kazananı biziz. Ne oldu Andre? Savaş yaklaştı. Desene yine en başa döndük. Ben bir yere dönmedim daha. Ben senin yerinde olsam... Söyle söyle. Yutma lafını. İnat etmezdim. Aramıza gelsen daha iyi olur diyecektim. Bana mı daha iyi olur? Size mi? Settar ağa, ayrı gayrı varmış gibi sizli bizli konuşmayalım. Hepimiz için hayırlısı böyle olacak. Hepimiz derken Zülfü de buna dahil mi? Şimdi hesap ettim, kitap ettim. Sen bana lazımsın, ben de sana lazımım. İşin aslı ben de düşündüm. Yıllar sonra geldik memlekete. Arkamız ne kadar kalabalık olsa da insan yanında yine de birilerini arıyor. E tamam da biz yanındayız işte Settar'a. Sen de gel bizim yanımızda ol diyoruz. İyi, tamam. Geliriz. Ama bir şartım var. Settar'a, gönüllü geleceksen gel. Gönüllü gelmeyeceksen bizi hiç uğraştırma. Ne bu şartı şurdu? Bir dur da Zülfikar'a. Duyalım şartı neymiş. Buyur Settar'a. Benim şerefime bir ziyafet vereceksin Zülfo. Ben senin şerefine kan akıtırım, iki tavuk keserim icap ederse. Yo yo. O benim dişimin kovuğuna yetmez. Tamam ağalar. Siz bir araya gelin. Aynı sofraya oturun ağız tadıyla. Ben size sürü keserim de... Musab'la savaşına gelemedim. Yanında ben de olsaydım, şimdi ölü bir adamdan bahsediyor olacaktık. Ben senin gelmeni istememiştim. Bunu sorun etme. Ama çetendeki çatlakları sorun edebilirsin. En kısa zamanda o çatlakları susturacağım Baltazar.
sustursan iyi edersin. Çünkü asıl savaş şimdi başlıyor. İstanbul sefirliği için karşımızdaki tek engel pusat. Demek eski düzene geri dönüyoruz. Artık İstanbul sahipsiz kalmayacak. Ne kadar güçlü olursak pusatın karşısına o kadar sağlam çıkarız. Peki planın ne? İstanbul'da terör estirmek. Sonra da bu terörün bitiricisi olarak kahraman olmak. Nasıl? Adamlarınla beraber İstanbul'un altını üstüne getireceksin. İstanbul'da yasa dışı takılan küçük çaplı adamlar var. Onlara çökeceksin. Haraç keseceksin. Onlar da senden kurtulmak için benden yardım isteyecekler. Yani denize düşen yılana sarılacak. Böylece sen para kazanacaksın, ben kahraman olacağım. Ama bunun için önce kendi çetenden başlayarak herkese benle yollarını ayırdığını söyleyeceksin ki ben onları kurtarmaya geldiğimde bana inansınlar. Siz kimsiniz? Bizi neden buraya getirdiniz? Ya cevap verin! Lütfen Safiye Hanım'ı bırakın. Kendisi yalnızca bana eşlik ediyordu. Ne istiyorsanız benimle görüşebilirsiniz. Peki, beyefendinin ricasını kırmayalım. İyi misin? İyiyim. Benim çıkmam lazım. Aracın hazır. Bu benim planım. Ve benim istediğim gibi işleyecek. Safiye'ye kesinlikle zarar gelmesini istemiyorum. Sen nasıl istersen. Yeter ki Polat Alemdar ortaya çıksın. Şimdi Cahit'le buluşacağım. Safiye için her şeyi göze alacaktır. Polat Alemdar'ın karşısına çıkmayı bile. Bu sandığından da kolay olabilir. Ne demek istiyorsun? Cahit Polat Alemdar'a çalışıyor. Tapınakçıların içinde bir ajan o. Bu doğru olamaz. Neden bu kadar şaşırdın? O zaten Polat'ın adamıydı. Yok, şaşırmadım. Neyse, benim çıkmam lazım. Toplanın.
Kate. Senin de sevineceğin bir haberim var. Neymiş o? Ondan sonra hiç kimse için çalışmak zorunda değiliz. Baltazar'la olan bağlarımı kopardım. Artık Baltazar yok. Uyuşturucu işi yapmak da yok. Nasıl yani? Siz kendiniz için çalışmak istemiyor muydunuz? Biz de sadece kendimiz için çalışacağız işte. Artık kimsenin hesabına çalışmak yok. Bu gece işe çıkacağız. Var mısın? Ne iş yapacağız? Uyuşturucudan kazandığı paralarla mekan açmış birinin mekanını basacağız. Var mısınız? Yok musunuz? Varız. Siz? Varız. Varız. Sadece erkekler burada. Kadınlar zaten buraya gelmeden satılıyor. Hepsi Suriye'den mi geldi? Bu sefergilerin hepsi Suriye'den. Buradan alacağın adamlar bizim işimize yarayacak mı Sagir? Biz ne için adam arıyoruz? Kalabalık olalım diye. Tamam işte. Hepsi gittiğimiz yerde telef olacak. Sonra da beslemek zorunda kalmayacağız. Acemilik yapıp başımıza bela almasınlar da. Ben seni ilk bulduğumda neredeydin, ne haldeydin unuttun mu? Tamam, aç bakalım. Var mı? Ben komutan Sagir. Ben ne dersem yapmaya hazır. Eli silah tutmayı bilen, ölümden korkmayan, bol para kazanmak isteyen adamlar arıyorum. Benimle olmak isteyenler bu tarafa geçsin. Martin? Cahit, beni dinlemelisin. Safiye nerede? Sakin ol Cahit.
anlatacağım. Safiye nerede dedim? Bizi kaçırdılar. Kim? Leon timi. Başlarında Julie diye biri var. Neredeler? Bana yerini söyle. Söyleyemem. Lütfen. Anlatmama izin ver. Brandon diye biri. Polat'ı istiyor. O gelmezse Safiye'yi öldürecekmiş. O şerefsizi elime geçirirse bu defa gebertmez mi? Hayır. Sen sakın bir şey yapma. Seni de öldürürler. Sen bana nerede olduklarını söyle. Söyleyemem Cahit. Beni Polat'a götür. Yalnızca ona söyleyebilirim. Seni Polat'a götürebileceğimi kim söyledi? Onlar söylediler. Bana nerede olduklarını söyle. Hayır. Safiye'nin hayatını tehlikeye atamam. İtiraf etmeliyim. Martin'in planını beğendim. Umarım Cahit Polat'a ulaşmayı başarır. Cahit kendi gelmeyi tercih ederse? O zaman onu da misafir ederiz. Polat Alemdar'a nasıl ulaşacağız öyleyse? Martin aileye yakın biri. Safiye ve Cahit'in kaçırıldığını birilerine söylerse bunu Polat anında öğrenir. O zaman onu aramamıza gerek kalmaz. O bizi bulur. Hı. Emniyet ulağından hala haber yok. İnceleme hala sonuçlanmadı mı? En son konuştuğumda her şey yolundaydı. Evet. Ne oldu? Polat Alemdar hakkında ortaya atılan Şedid'e para yardımı iddiaları asılsız çıktı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir operasyonda bir Şedid komutanının Polat Alemdar'dan teslim aldığı yüklü miktardaki bir parayla ilgili yakalandığı haberi gündemi sarsmıştı. Kriminal laboratuvara getirilen delillerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine yetkililer Polat Alemdar hakkındaki diğer iddialar içinde mecliste yetkili bir komisyon kurulmasının gerekliliğini dile getirdiler. Üst düzey bir emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu operasyon ekibinin emniyetteki paralel yapılanmayla ilgili bağlantısı araştırılıyor. Yenin nerede olduğunu söylemelisin. Vakit kaybediyoruz Martin. Bunu yapamam Cahit. Sen şimdi git. İster konsolosluğuna sığın, ister memleketine dön. Kimseyle irtibat kurma. Sen ne yapacaksın? Ne yapacağımı biliyorsun. Bu çok tehlikeli. Dikkatli ol. Thank you.
Sofia nerede? Konuş! Erhan'ım. Sana duyurmam gereken bir haber geldi kulağıma. Söyle Zülfikar'a. Bir zamandır buralardan uzak duran bir silah tüccarı vardı. Sınırları aşmış. Memlekete yeniden ayak basmış. Niye geldiğini biliyor musun? Burada bir iş olmasa risk alıp Türkiye'ye gelmezdi bu adam. Silah da mı getirmiş? Yok. O işini sağlam almadan Türkiye'ye silah sokmaz. Ama ben asıl şüphelendiren... Bu adamın uğraşacağı çapta silahı Türkiye'de kim alacak? Bu işin arkasında tilki olabilir mi? Belki de çaldığı altınlarla bu adamdan silah satın alacak. Olabilir. O zaman... Altınlar da Türkiye'den çıkıp gidecek demektir. Ama yine de bizim haberimiz olur. Tamam Zülfikar'a. Eyvallah. Bir haber mi var? Yok, önemli bir şey değil. Kişisel bir mesele. Tanrı'ya inanıyor musun? Yok. Allah'a inanıyorum. Bakalım Tanrı bu işe ne diyecek? Tanrı diyor ki bir daha dene. Tanrı diyor ki... Samuel Abanone Ubit. Ne previl Aiminia. Şanssızsınız. Ben sizin yerinizde olsam bugün ölmek isterdim. Etapuskay. Skajita, Polat, Alemdaraza, Samuel Espasiba. Ne oldu Erhan? Abi Nevzat aradı. Bırakmış mı tilki? Nevzat'la pürmüzü bırakmış abi. Diğerleri? Vurmuş abi. Kafalarına sıkmış abi. Hep benim yüzümden oldu Polat abi. Benim yüzümden öldüler. Benim yüzümden öldüler. Birader burada duramazsınız. Alın motorlarınızı. Beni kimse durduramaz.
Durun! İndirin silahlarınızı! Çabuk! Bırakın silahlarınızı! Toplayın silahları. Alın silahları. Aferin. Bundan sonra ne kazanıyorsan yarısını bizimle paylaşacaksın. Hayır. Bundan sonra toz işi yapmayacaksın. Biz de bundan sonra hem uyuşturucu iş yapmıyoruz, hem de uyuşturucudan para kazananlarla iş yapmıyoruz. Öyle değil mi? Beklediğimden erken geldi. Çıkın. Silahını bırak Cahit. Tamam.
Bunu yaptığına pişman olacaksın. Bize ne zaman gelecek? Gelmek üzeredir canım. Biraz sabret. Hadi. Geç. Sipariş getirdim. Tamam, geç kardeşim, geç. Geldi. Şş, koşma. Size siparişiniz. Hoş geldin. Baba. Bahşişim. Hadi hemen içeri geçelim. Ninem bekliyor. Siz geçin, ben geliyorum. Hadi. Ben bir bakayım. Tamam, bir bakın. Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Pizzacının kaskını neden çıkartmadın? Her defasında bakıyoruz. Bir şey çıktı yok. Bakacağız kardeşim. İşimiz bu. Tamam ya. Bakarız çıkarken. Kaskı çıkar. Ne oldu abi? Tamam kardeş. Geçebilirsin. Cim. Oğlum! Oğlum! Anneciğim. Yavrum benim. Gel bakayım. Nasılsın anacığım? İyiyim evladım, sen? Çok şükür, iyiyim anacığım. Ne olmuş? Hiç. Pizzacı gelmiş, kaskını çıkartmamış falan. Neyse, kontrol ettiler sonra. Alemdar ev, her şey yolunda. Baba bak, bunu ben ördüm. Bu gerçekten sen mi ördün? Evet, Nazif anne öğretti. Maşallah, çok güzelmiş. Ne maharetli kızım varmış. Oo, anne, bu da çok güzelmiş. Bunu ben alırım, ona göre. Zaten sana örüyorum evladım. Allah tamamlamayı nasip etsin. Tamamlayacaksın tabii anacığım. Ben böyle nasıl giyerim? Daha fazla direnemezsin Cahit. Polat'a nasıl ulaşacağımızı bize söyleyeceksin. Merak etme. O seni bulur. Biz seninle hesabımızı kapatmıştık Cahit. Buraya sen değil, Polat gelecek. Ne yapalım? Daha fazla bekleyemem. Polat'a ulaşmanın başka bir yolunu bulmalıyız. Konuşmazsa öldürürüm. Bir şey mi söyleyeceksin?
öldürmeyin. Abime nasıl ulaşabileceğinizi söyleyeceğim. Anacığım, neden zahmet ettin? Pizza yiyecektik ya. Ne zahmeti evladım. Ben senin pizza sevmediğini bilmiyor muyum? Hem hasta değilim ki, ben Türk gibiyim. Safiye nerede? Onu da görseydim. Bilmem. Gelir herhalde birazdan. Martin'le buluşacaktı bugün. Çayın altını kısayım. Ah. Ben yenisini alayım. Börek de vereyim. Olur. Polat Alemdar kardeşinin yaşamasını istiyorsa teslim olsun.